Halk Kitabevi yazı işlerini sunar. İyi günler sevgili izleyiciler. İyi haftalar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Yılın ilk ayının son haftası. Umuyoruz, diliyoruz. Bu hafta iyi geçecek. Ama ne kadar iyi geçecek şu anda bilemiyoruz. Çünkü sorunlar aynen devam ediyor. Evet, bugün itibariyle baktığımız zaman bütün medyada ortak bir haber var. O da Bursa'ya ele geçirildi. Bayrağımız dikildi. Artık Afrin'e çok az kaldı. Şimdi hiç ben bu konularda fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün bu konularla ilgili çok önemli bir konuğum var. Terörle mücadele yıllarının en önemli komutanlarından, hatta kendisini sevenlerin ısrarla söylediği efsane komutan diye söz ettikleri emekli tümgeneral Osman Pamukoğlu. Bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Böyle hassas bir dönemde kırmadınız, geldiniz. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Kafamızda hep şöyle bir merak var. Afrin'e yönelik bir operasyon başladık. 9. gününe bugün giriyoruz. Ama iktidar bunu öyle bir sunuyor ki, sanki bir savaşın içindeyiz, sanki bir cihat, fetih ya da bir yurt savunması hangisi olursa. Oysa sonuçta bir terörle mücadele olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca Türkiye bunu ilk defa mı yapıyor? Terörle mücadele konusunda biz Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir güçle bugüne kadar hiç mi geçmedi sınırın ötesine? Diyorum ki aslında oradan başlarsak belki bugünleri anlamak, bugüne kadar yapılmış olan bu tür operasyonları gözümüzün önüne getiremezsek bugünü belki anlamak da zorlaşır. Ben sözü size bırakmak isterim bu konuda. Türk ordusu yabancı topraklara harekatı, sınır ötesi operasyonları 25 kere yaptı ve 25'in tamamı da 340 kilometre bir sınırımız var Irak'la. Yani bir cephe gibi düşünürseniz bu 340 kilometrenin hemen hemen 300 kilometresini kullanarak kendi gücünü Irak topraklarına... Aynı anda her evet, yerden. Yani buna Türkiye'deki bütün komando tugayları katıldı. Zırhlı tugaylar ve mekanize tugaylar da katılarak icra edildi bu harekat. Biri 92 sonbaharında yapıldı. Bir diğeri ise 95'in baharında yapıldı. İki büyük, en önemli harekat. O dönemde PKK, işte herkesin bildiği gibi 91, 92, 93, 94, 95 yıllarında PKK'nın faaliyetinin en debleşik oldu. Yani bazılarının ifadesiyle hani kan gövdeye götürdü. Yani cehennemi durumlar vardı. Bir karakola diyelim, Hakkari, Derecik, Şemdinli karakoluna PKK 600 kişiyle saldırabiliyordu. 600 kişilik bir kuvvetle saldırabiliyordu. Sadece Hakkari'yi konuşacaksak 28 karakol, yani 44 karakol vardır. 28'ini bazılarını 3-4 kere basmıştı. Yani mecburdu, zorunluydu, ihtiyaçtı ve hakkıydı, uyguladı. Bir de 95'te yani uygulandı bu. Çünkü şöyle, hem Şırnak hem Hakkari altındaki bütün kamplar lebalep ağzına kadar PKK'lı doluydu ve bu kamplar iyi korunmalı kamplardır. Yani ekstra sizin bir tahkimat vesaire yapmanız, yani araziyi savunma için güçlendirmeniz gerekmezdi. Şimdi bu Afrin'le o iki büyük operasyon arasındaki fark şudur. İki büyük operasyonda da PKK hiçbir zaman Türk ordusuyla böyle onun karşısına çıkıp savunma hattı tutayım, tahkimat yapayım, yani sonuna kadar direneyim diye bir mücadele yapmadı. Ve yapmaması da doğal. Çünkü Türk ordusuyla baş edemez. Edilmez. Yani onun kara gücüyle, onun hava gücüyle, onun profesyonelliğiyle, disipliniyle, silah ve teçhizatıyla baş etmesi mümkün değil. Dünyanın her yerinde de bu tip, yani PKK'da sonuçta siyasi bir örgüt, bir amacı var. Başlangıçtaki zayıf anında güçlü bir orduyla hiçbir zaman karşı karşıya gelip kendini yok etmek istemez. Bu dünyanın her yerinde yapıldı bu tip mücadeleler. Yani buna
Hatırlayacağınız üzere asimetrik savaş dedi diyorlar. Efendim düşük yoğunluktaki savaş dedi diyorlar. Bu tip tabirler de kullanılıyor. Ama bu örgütlerin hepsi siyasi örgüttür dünyanın her yerinde. Bunlar işe küçükken başlarlar, büyürler. Ordulaşma safhasına geçmek isterler. Yani sonunda kurmak istedikleri devlettir. Ordulaşma safhasına geçmeden, yani kendini ordulaştım ben artık, bu yeteneğe sahibim demeden savunma hattı kurup gelen, yani devletin silahlı gücüyle, ordusuyla çarpışmaz. Şimdi 92 ve 95'te muharebe kabul etmez, çatışma kabul etmez. Bir takım öncüler vesairelerle bir takım direnek noktaları tutabilir ve hemen çekilir. Seninle göğüs göğüse gelmez, karşı karşıya gelmez. Gelecek gücü yoktur. Şimdi Afrin. Afrin de bunu yapıyor. Neden? Çünkü Amerika Kuzey Suriye'de PKK'yı ordulaştırdı. Çekilmiyor. Çekilmediği belli. Savunma hattı kurmuş. Yani hendekler yapmış, beton kurgonlar yapmış, araziyi tahkim etmiş. İşte günlerden anlatılıyor. Ve çekilmiyor. Yani çekilme şu. Sen orayı söndürüp, yani ele geçirmedikten sonra, yani yok etmedikten sonra, o tepede kimler varsa savunma düzeninde kendi kendine uzaktan ateş ediyor veya bir iki unsur bırakıp şey yapmıyor. Büyük kısmını çekmiyor. Bu çok kritik bir şey bu. Bu tip harekatlardan, yani PKK ve benzeri harekatlarda toprak kazanmak, toprak kaybetmek kıymeti yoktur. Ordulaşma safhasına geçmeden önce. Şimdi bu, ben ordulaşma safhasına geçtim, toprağı savunurum diyor. Afrin'de yaptığı bu. Ve savunmaya devam da edecek, öyle görünüyor. Ve Afrin'deki harekatı, bunların başında mutlaka bir şefleri vardır. Yani bir lider konumunda biri var. Yani o harekatı Artvin'de sevk idare eden, yani bütün PKK güçlerini veya PYD güçlerini, yani PKK Kürdistan İççi Partisi, öbürki de Suriye'deki Kürdistan Partisi. İkisi aynı. Yani zaten bu PYD'yi kuran PKK, yani KCK kurdurdu bunu. Yani PKK'nın şeyi bu. Suriye'deki kolu. Bunu şey sevk idare ediyor şu anda, harekatı. Yani Kandil'deki sevk ediyor. Zaten Kandil'de bu işleri başında şu anda, yani taşıdığı ünvan itibariyle Cemil Bayık var. Bir de Karayılan var, Murat Karayılan, ama esas Cemil'dir ve Bayık da 35 yıldır, yani bu normal şeyin içerisinde. Mesela biz bölgedeyken Güney Sağ Koordinatörü deniliyordu. Yani Hakkari altındaki kampların, Şırnak altındaki bütün kampların sevk idaresi Cemil Bayık'taydı zaten. Bu harekatın şeyi sevk idare ediyor şu anda. Kandil sevk idare ediyor. Şahıs olarak da kim olduğu belli. Bir tabii yıllardır bu işi yapan biri. Ama Artvin'de PKK'nın daha ne kadar savunma düzeninde çatışma ve muharebe kabul edeceği meselesi Kandil'dekilerle Amerika'nın arasındaki anlaşmaya bağlı. Çünkü anlaşmalar lazım. Bir ara bir Amerikalı general söyledi. Sakın dedi, yani Membiç ve Fırat'ın doğusundan oraya kuvvet ve lojistik kaydırmayın dedi. Şunu demek istiyor. Yani orada yapabileceğiniz kadar yapın, olabileceği kadar olsun, kendinizi gösterin. Ama Fırat'ın doğusundan sakın oraya güç getirmeyin. Ne demek o? Yani Fırat, Artvin'i savunacağım diye Fırat'ın doğusundan oraya şey götürmeyin. Yani kendi tabirleri işte savaşçı götürmeyin, lojistik götürmeyin, işte mühimmat götürmeyin, erzak götürmeyin, ne ihtiyaç varsa ilaç vesaire hiçbir şey taşımayın diyor. Bu ne anlama geliyor mesela bu? Peki nasıl oluyor da PKK diyelim Membiç'te de var. Oradan nasıl götürüyor bunu? Karadan mı götürüyor, havadan mı götürüyor? Evet, yani arada mesela bir peki, önce orada şey yok mu? Elbap yok mu orada? Elbap. Evet, orada da Elbap'ın biz varız. Altından mı geçiyor yani? Elbap'ın içinden mi geçiyor, altından mı geçiyor? Peki Elbap kimde? ÖSO'da.
Peki Erbap'ın altında kim var? Suriye ordusu var. Nasıl oluyor bu geçiş? Zaten nasıl yani bu nasıl yapıyor bunu? Belki geçirmedi. Geçirme hazırlığı yaparken Amerikalı general yapmayın bunu dedi. Yani bu biraz sonra konuşacağız muhtemelen. Yani Fırat'ın doğusunda gücü eksiltmeyin, azaltmayın diyor. Yani oradaki... Oradan azaltmayın diyor. Benim merakım Afrin'de bu kadar güçlü nasıl durabiliyorlar? Çünkü hani Fırat'ın yani Afrin'in bu tarafına geldiğimiz zaman Elbap'a geçip Münbiç'in oradan itibaren Irak sınırına kadar orada bir Amerikan hakimiyeti var. Amerikan bayrağını da atmış. Tamam. 500 kilometre kadar. Yani. Şimdi orada Amerikalılara güvenerek onlarla birlikte. Şimdi o zaman şöyle bir endişe yani daha gelmek istiyorum oraya ama arada sorayım. Küçücük Afrin'in orada bu kadar tahkimat yapabildiyse böyle koruganlar, beton dökmeler filan daha rahat çalışabileceği ve arkasında Amerika'nın olduğu Münbiç, Rakka efendim işte bizim şey başka Rojova dedikleri falan. Oralarda o zaman çok daha mükemmel bir Kobani, şey olur. Kobani arasındaki. Şimdi şey yani bir Afrin'de ne var? Mesela Afrin de bu kadar mesela bizim şu anda bütün gazetelerin hani destan yazdık diye bayrak diktik diye. Yalnız bu söylediğiniz 500 kilometre kapsayan alan yetmez. Yani bu bunu birbirine şimdi şöyle Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyinde daha. Bir zincir var. Zincirin bir baklasıdır Afrin. Zincir o 500 kilometrelik Suriye'de yani cephe olarak Suriye'de 340 kilometrede Irak hududunda duruyor. PKK'nın en kuvvetli mevzileri, doğal mevzileri. Irak tarafında. Doğal mevzileri tabii. Sinat, Haftenin. Biz onu yani Metinan, şu anda şunu anlayamıyoruz. Metinan, sanki oralar unutuldu. Yani Suriye'de bir şey olmasın da ne olursa olsun. Şimdi bak, Bahara doğru. Kuzey Irak'taki kamplar hareketlenecek. Tabii kış etkisini kaybediyor yavaş yavaş. Nisan'ın ikinci yarısından itibaren başlarlar. Yani yurt içi girişlerine başlayacaklar ve normal taciz ve tecavüzlere de başlayacaklar. Burada şimdi biz şunu konuşuyoruz. Zincirin bir baklası, en köşedeki baklası, en batıdaki baklası diye Amanoslara dağılan bakla. Zincir duruyor bu tarafta. Yani Can Bey sizin dediğinize geliyor. Yani bundan sonra ne olacak meselesi var. Şimdi ne olacak? Amerikalı ne yapacağını söyleyeyim. Neler yapacaklar Amerikalılar? Bir defa Amerika kesinlikle burayı bırakmayacak. Amerika Suriye'den çıkmaz. Çıkmayacak. Nasıl Rusya çıkmayacağı gibi o da çıkmayacak. O eskiden de var olan limanları... Ama sonuçta tabii Rusya bir mevcut Suriye yönetimiyle işbirliği içinde. Amerika ise onunla işbirliği içinde değil. Yani orada bir başka bir risk var. Onlar anlaşırlar. Anlaşır derseniz. Onlar zor bir şey değil. Yani. Bu şeydir yani bu bugün öyledir yarın öyledir. Nereden biliyorsun ne yapıyor? Onunla hiç belli olmuyor ki. Birbirlerinin seçimlerine bile karışıyorlar. Öyle tabii ki yani? Tabii süper güç. Yani, kimin seçim yani... Hangi ülkede kim seçim kazanacak o onun seçimine bile müdahale edebiliyor. Onlar anlaşırlar. Amerika'da, Rusya'da bu bölgeden ayrılmayacak. Ve sonunda Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'deki bu parçaları birleştirecekler. Birleşecek. Bu bütün mesele şu. Bunun önü nasıl kesilir? Ne yapmak lazım? Nasıl yapmak lazım? Şimdi bu tip yani adına savaş deyin demeyin. Savaş psikolojisi yaşayan bir ülkede zafer elde etmek için, zafer kullanıyorsanız zafer lafını, bunun bir tek yolu var. Birlik olmadan, ulusal birlik olmadan, ulusal tesanüt olmadan dünya tarihinde zafer kazanılmış hiçbir şey yok. Yani halk buna hazır olacak. Burada şimdi Türkiye'ye genelde baktığında herkes söylüyor işte. Herkes söylüyor derken biliyor da yani %50 bir tarafta, %50 bir tarafta. Şimdi ortalama tam görünen bu. Yıllardır bu. Burada söylemler,
ifadeler, cümleler, şunlar bunlardan süratle uzaklaşılması lazım. Bu iş Artvin'le bitmeyecek. Artvin devam eden bir şey. Artvin sürecek edecek ama Artvin'le bitecek iş değil bu. Artvin'le bitecek ve kapanacak bir konu değil. Artvin'e harekat meşrudur. Hakkımızdır. Ben geçen de Adana kitap fuarındaydım. Rütbeliler de kitabı imzalamaya geldiler. Kendilerini de tanıtıyorlar. Sivil kıyafetle ama tanıtıyorlar. Rütbelerini falan söylüyorlar. Ne yapıyorsun? Nasıl? Bu Amonos'la uğraşıyoruz komutanım dedi. Ne var? Yok edin. Bitirin her şeyi. Komutanım size mi anlatalım bunu dediler. Arkası şey gibi yani depo gibi biz yok ediyoruz. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor dedi ya Artvin. Tamam işte tamam. Anlayamadığımız ama şu yani şimdi bu tarafta Amerika'nın güdümünde bir PYD yapılanması var. PKK'nın uzantısı. Afrin'deki nedir? Afrin'dekini kim tutuyor? Yani şimdi Esad diyor ki hem Afrin'deki hem diğer taraftaki Kürt grupları için vatan aynı diyor. Rusya yanında değilim diyor. Peki tam Rusya'nın kontrol ettiği Suriye rejiminin de egemen olduğu bir bölgede nasıl oluyor da bu kadar güçlü bir şekilde duruyorlar? Rusya iki tarafı da ilerliyor diyor Rusya. O zaman şöyle Rusya'yı daha iyi yani şöyle gidelim. Rusya PYD ile PKK'yı terör örgütü kabul ediyor mu? İdare ediyor Rusya. O da şeyci. Tamam. O da oyun peki, oynuyor. Yani sahnenin bir bölümü onda. Şimdi askeri olarak bakarsak herkesin merakı, ben de çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar yazmışlar. Şimdi bir son dakika bir şey var yalnız. Amerikan bu Centcom'un komutanı, Münbiş'ten çekilmemiz mümkün değil diye bir açıklama yapmış. Yani bunu bugün şeyde yazdılar. Tayyip Erdoğan'la Trump görüşmesinde. Yani hani Münbiş'ten çekilirsiniz demiş. Bekliyordum hayır, sanırım. Şey için söylüyorum. Bilgi için izleyiciye tamam, bu bilgi. Telefon konuşmasında Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Münbiç'te askerimiz var deyince o da diyor ki çekin o zaman diyor. Şimdi ona cevap bu. Çekmiyoruz diyor. Amerika esasında Artvin'den çok Münbiç ve doğusunu konuşmamız lazım. 900 kilometre yakın yer. Prestij diye bir şey vardır. Devletlerin prestiji. Tabii. Yani nasıl biz ulusal gurur, ulusal prestij onun da var. O Rusya'yı orada bırakıp oradan çekip gitmez. O bölge Orta Doğu ile ilgili söylenen söz şudur. Burası savaş ve entrikaların kaynağıdır. Fesatlığın bütün özellikleri bu topraklarda vardır. Burası mesela 1906-1907'de bölgede yabancılar bir araştırma yapmıştır. 19 dini grup var. Yani o bilinen mezhepler falan dışında. Bunlar ikinci Dünya Harbi'nde İngilizler burada uğraştı. Yani Birinci Dünya Harbi'nden sonra hep İngilizlerin yönetimindeydi. Orta Doğu lafı da koyan İngilizlerdir. Yani Orta Doğu diyenler İngilizlerdir. Napolyon bile orada uğraştı. Burası bir bataktır. Ama işin bu kısmını değil, tarih kısmından da vazgeçelim. Doğu Akdeniz'e Ruslar sıra sıra limanlarla yerleşir, havalanları, hava üsleriyle yerleşirse Amerika oradan ayrılmaz. Orada biri daha var, sesi soluğu çıkmıyor. İngiltere. Mesela Akdeniz'in kontrolü Cebel Tarık, Malta, İngiltere şeydir, Kıbrıs'tır. Ve yalnız oradan hemen öbür tarafa geçer, Ürdün. Herkes orada. Şimdi Afrin bölgesini bunlar zimmen Ruslara bırakmış durumdalardı. Onun için işte bu Rus askerler işte mühendisleri vesaire özel kuvvetleri şunlar bunlar falan orada onun için duruyordu. Fakat Suriye'yi de Rusları da rahatsız eden İdlib diye bir yer var aşağıda. Hemen altta yani Afrin hemen altında. Dikkat ederseniz oraya bir sürgü atmak için anlaştılar. Yani biz o sürgüyü biz atacaktık. Hani 12 tane falan gözetleme noktası, üs veya karakol kuracaktık. O 3-4 tane kuruldu kaldı. Bu neydi o? O aşağıdaki İdlib'deki şeylerin eski yani çoğu da cihatçı onların kuzeye doğru çıkması. Ne demek kuzeye doğru çıkması? Yani
Kürtlerin bizim dediği, PKK'nın, PYD'nin bizim dediği bölgede de onlar tarafından işgal edilmesi. Çünkü orada az bir kuvvet yok. 20-30 bin de orada savaşçı sıfatıyla geçiren, yani tanımlanan insanlar var. Onun kuzeye çıkmasını düşünebiliyor musunuz? E kuzeyde kim var? Kuzeyde Türkiye var. Kuzeyde hayır, Ruslar vardı. Sen şimdi geldin oraya. Hayır ama mesafe çok kısa ama. Yani İdlib dediğiniz yerde 35 kilometre bir sınırımıza. Bir şey yok ama yani, ama şöyle ona Ruslar da uçaklarla saldırıyorlar. Hayır. Suriye kuvvetleri de saldırıyor. Yani ve yani imha ediyorlar orada. Aslında yavaş yavaş imha ediyorlar. Kolay kolay imha edilmez. Şeyi ediyorlar yani. Bayağı adam öldürüyor. Buradaki şey şu. Yani mesela çok merak edilen bir şey var. Afrin'den Ruslar o işte 150-160-170 tane askeri niye şeye indirdi? Afrin güneydoğusuna güneydoğusuna Ruslar indirdi. Yani bize yol açtılar tabii, gibi gözüküyor. Hava sahasını açmadan yapamazsın zaten. Bu defa şu, orayı biz işgal ediyoruz. Yani biz aşağıdan, güneyden gelecek bir tehdit varsa onu karşılamaya hazır olan biziz bu defa. Yani Afrin'e girerek biz İdlib'den gelebilecek olan bir tehlikeyi karşılamaya hazır duruma geliyoruz. Buradaki şey şu. Türkiye sürekli şunu söylüyor. Yani meşrudur hareketimiz. Operasyon meşrudur. Harekat meşrudur. Gayet tabii meşrudur. Adam mütecaviz orada. Türkiye'ye yapılan tecavüzlerin, yani bombalamalar vesaire, İstanbullar, Ankaralar veya diğer kentlerinin birçoğu şeyden geldi. Burada hazırlanıyorlar. Afrin'de hazırlanıyorlar. Peki Ruslar orada duruyor da bunlara mani olabiliyor mu? Oradaki hazırlıklar. O eğitimleri olmuyor kim mu? Olmuyor mu? Şimdi ikisi farklı. Olmaz. Olmaz. Ne olmuyor yani? Rusya halen PKK'yı, PYD'yi terör örgütü kabul etmiyor. Etmiyorum. Ve Ruslar tarihte ilk defa bu kadar kuvvetli bir şekilde geldi, Doğu Akdeniz'e yerleştiler. Yerleştiler adamlar, oradalar. Amerika niye bunları ısrarla söylemedim? Amerika oradan ayrılmaz. Ayrılmayacak. Mesela bir güvenlik bölge meselesi var. Güvenlik şeyde yapıldı bu Kuzey Irak'ta. Ne oldu? İşte 36. paralel. Barzani, Talabani kuvvetlerinin yani Irak Kürdistan'ın bir parçasını meydana getirdi. Gene bunu Suriye'de yap. Ne güzel. Orada da bir parçasını meydana getirdi. Hocam zaten tabii. O PKK'yı da çok ciddi bir şekilde güçlendirdi o şey bölge, tampon bölge dedikleri yer. Hani 35. şeyin üzeri, çekiç gücün olduğu yeri tabii canım, söylemiyor yani musunuz? O bildiğimiz şey işte 91'den beri. Yani PKK da güçlendi çünkü orası bir anda boş bir alan oldu. Suriye PKK gelemiyor orada, Irak askeri ya PKK, yok, Türk de gelemiyor. Mesela merkezi hükümet, özel Kürt bölgesi falan ne PKK hepsini işgal etmiş vaziyette duruyor. Ya bir de bu Barzani vesaire, Talabani zaten şeydir yani. PKK'ya daha çok yanlıdır. Şimdi kendisi yok ama yani aşiret ve ileri gelenleri şeydir. Yani PKK yanlısıdır. Ne yani? Kim ne yok edeceksiniz onu? Bir de şu var. 340 kilometreden bahsediyoruz. Bahsettiğimiz Irak'ın kuzeyi. PKK'nın 9 tane o hep herkesin artık ezberlediği kamplarda duruyorlar. Oradalar. Ve oralar bir şey, vahşi araziler. Yani orada tahkimat yapmaya gerek yok. O bölgede PKK'nın yaptığı sadece Kuzey Irak'a operasyon yaptığımızda mayınlardır. Yani bir takım tahmin edeceği yaklaşma istikametleri mayınlar. Başka bir tahkimatı falan gerek yok. Dev araziler, geçitler, gedikler. Ya bir de şey, Rakım ne? Rakım. Yüksel. Oradaki tepeler ne? Ya bizim kışlamız bile 2600'dür Hakkari'de. Onu düşünün yani. O bir 3000 metre, 3200 metre. Yani öyle yerler var içeriye doğru. 3600-3800 metre yerler. Buralar. Yani orada ama burada tahkimat yapıyor. Ben tahkimattan da çok şu. Nizami ordu gibi savunmaya geçip Artvin'i şey yapıyor. Savunuyor. Yani o zaman adım adım savunmaya kalkıyor. Bu harekat tipinde yani bu gayri nizami harpte adına ne dersiniz deyin. Asimetrik deyin veya şey deyin. Düşük yoğunlukta çabuk. De böyle bir şey yapılamaz. Bunu yapmaya kalktığında dünyada buna benzer siyasi örgütler şu, ben artık toprağımı savunacağım,
bu güç ve yeteneğe eriştim demektir. Sizin karşınızda böyle çıktığım bu, bu demektir. Bunu bu hale kim getirdi? Yani ona bu psikolojiyi, bu ruhu veya bu şeyi, düşünceyi, eylemi yapmayı Amerika yaptı. Neden? İşte söyleniyor ya işte 30 bin kişilik, 60 bin kişilik ordu kurdu falan. Şimdi Membiş ve doğusunda şeye kadar yani Dicle'ye kadar bakıyorsun 13 tane Amerikan üssü var. Ya bu, bu çok önemli bu. Bir özel kuvvetleri binlerce insanı var orada. Ya 5000'e yakın silah ve malzeme taşımış oraya. Ya oraya her yerden de malzeme gelir de yani hiç öyle bu resmi düzenli gelen. Ben bence bir şey söyleyeyim. O tespit edilebilir bana göre. Orada bana göre şöyle o 5000 tırın falan çok daha üstünde şey vardır. Şimdi burada Amerikan üstleri de arkadaşlar koydular. Evet. Şimdi burada PKK'nın veya PYD'nin nesi var? Bir şey yok gibi görünüyor değil mi? Her şey var. Bütün yani, bu Amerikan bayrağı yani, omuzdan yani, atılan var. Füzeler dahil. Tank savar silahlar hepsi var. Ne uçakları yok gibi görünüyor. Ha, uçakları da bu. Uçaklar da Amerikan uçakları. Şimdi şeyden gidersek şimdi Afrin şaşırtan bizi şu. 5 günde bundan 35 yıl önce 5 günde deniz aşırı adaya bir operasyon yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri. 5 parmak gibi çok son derece duvar gibi dik dağları aştı. 5 gün sonra Lefkoşa'ya girdi. Bugün Afrin'e giden kuvvetin 3'te 2'si büyüklüğünde. Yani ondan daha büyük değil. Şimdi merakımız şu. Bütün gazeteler bugün Bursa'ya destanı, bayrağımızı diktik, aldık falan. Sonuç olarak gittiğimiz yol 7 kilometre. 10 günde yani 9 günün sonunda 7 kilometre gittik ve Bursa'ya Dağı diye bir şey. Sonuçta ben düzenli orduyla gidiyorum. Karşımdaki güç nasıl bir güçtür ki 10 gündür beni kıpırdatmıyor ama işte yağmur diyorlar, çamur diyorlar, sis var diyorlar. O zaman şu yok mu? Burada bir mesela meteoroloji bu hiç mi göze alınmadı? Buralarda bir takım koruganlar yaptıkları, betonlar döktükleri, tüneller açtıklarının istihbaratı da hiç alınmadı mı? Çünkü burada sonuç olarak ben Türk evladının orada şehit olmasını istemiyorum. Şimdi buradan nasıl oluyor da düzenli bir ordu, bunca uçak desteğin, hava sahası sende ama böyle yürüyemiyorsun ve görüntüler beni şey olarak, vatandaş olarak rahatsız ediyor. Böyle dip dibe tanklar, çamurun içinde, askerin kıyafeti bozuk gibi, bir de ÖSÖ diye bir şey yanında, o tam böyle başlarında kırmızı bantlar. Ne askeri olarak ne anlama şimdi geliyor? Şimdi şöyle, bu bütün bu anlattıklarınız hepsi psikolojik harekatın içerisinde ve bunun çok iyi yürütülmesi lazım. Buna sinir savaşı denir. Yani kendi kamuoyunuz ve yabancı ülkelerin hükümetleri ve onların kamuoyuna ilgili psikolojik harekatı, propagandayı çok iyi yapmanız lazım. Ve tek elden yapacaksınız. Asla. Ama yani şu anda muazzam bir propaganda var. Yani bu ülkenin yöneticisi olan bir parti genel başkanı. Anlatacağım. Neler söylüyor yani? Diyor ki yani ihtiyaç varsa ben elinden de gideceğim falan diyor. Daha ne yapsın? Ona motivasyon denir ama motivasyon şöyle. Motivasyon şöyle. Daha ne yapsın? Şimdi şöyle anlatayım. Bir askeri harekata giriyorsunuz. Evet. Yani donanmanız hariç hepsiyle orada mısınız? Evet. Oradasınız. Yani ağır topçunuz orada, hava kuvvetleri orada. Kara birlikleri orada, komandolar orada. Komando tabur şeyleri burada. Tank ondan orada. Sonra tankları, zırhlı araçları. Şimdi dünyanın bir askeri tarihi var, bir savaş tarihi var. Böyle bir harekatta ilk yapılacak şey şudur. Bir basın bürosu kuracaksınız. Basın ofisi. Her gün hava kararmadan önce o ofiste hem yabancı hem kendi gazetecilerinizi brife edeceksiniz. Anlatacaksınız. O basın bürosunda her gün basın bürosunda sadece sizin kameralarınızın ve fotoğraf makinelerinizin, yani fotofilm merkezi diye bir örgütü vardır şeyin, genel kurmayın. Sadece onları vereceksiniz.
Başka asla ve kat'a hiçbir şey yayınlamayacaksınız. Bu İkinci Dünya Harbi'nde de böyleydi. İkinci Dünya Harbi'nde de böyleydi. Ondan sonra her yapılan, yani bölgesel savaşların veya silahlı çatışmanın her birini böyle. Kesinlikle. Sizin vereceğiniz fotoğraflar ve kamera görüntülerini alacaklar. Her gün verecek. Bunu bir rütbeli yapacak. Rütbeli yapacak. Bu yapılmıyormuş. Fakat bunun yanında psikiyatr, psikolog, halkla iletişim uzmanları olacak. Kesin yazılı metinden konuşacaksınız. Bu öyle şey değil. Efendim özgürlüklerimizi sınırlanıyor. Harekat süresince ne Türk, ne yabancı, hiçbir gazeteci oraya girmeyecek. Ben görüyorum şimdi orada ellerinde şu işte o dağ düştü, düşmedi, attı, topu geldi falan. Böyle bir şey yok. Müsaade edilmeyecek. 77-78 Osmanlı-Rus Harbi. Biz Tuna altında, öyle bir örnek vereceğim. Tuna altında şey çarpışıyor. Rus orduları, Roman orduları. Her gün bu uygulanıyordu. 36 tane yabancı şey vardı orada. Yabancı. Basın mensubu. Her akşam Plevne'de saat 17'de onlara şey veriliyordu. Briefing veriliyordu. Ve İngilizce veriliyordu. Bir tanesi İngiltere'nin ünlü gazetelerinden birisi bir gün oradan kaçtı. Gece karanlıkta bilmem cesaret denemesi yapar gibi. Biz 7 tabyamız var. Ondan birinin fotoğrafını çekti. Fotoğrafını çekti. İngiltere'ye gönderdi. Tabya bizim yani savunma tabyalarımızdan bir. Osman Paşa 7 gün briefingi kesti. Briefing de verdirmiyorum seni. Böyle bir şey yaptın diye. Burada şunu diyorum. Bunun özgürlükle falan ilgisi yok. Mesela akşam Afrin'i koyup dev gibi koyup oradan işte küçük fasulye gibi kuzeyinden, doğusundan, batısından falan işte buradan giriyoruz. Asla böyle bir şey yapılmaz. Mesela bir tane fiil örnek vereyim. Sağlık Bakanı samimi olarak açıklıyor. İşte Gata'yı ziyaret etmiş açıklıyor. Herkes samimi olarak açıklıyor. İçinden geldiği gibi konuşuyor. Diyor ki 113 tane yaralımız var. Duydu mu herkes bu? Yazdınız mı altını? Ertesi gün bir başka açıklama. Yaralı 40'tır. Kesinlikle. Hayır bu bir tane daha var. Mesela ne o psikologlar, psikiyatrlar niye söyledim? Mesela iki kahramanımız şehit olmuştur. Naaşlarına evet, ulaşamıyoruz. Çatışma devam ettiği için, bak cümleye dikkat edin. Çatışma devam ettiği için ve kötü başaklarına ulaşamıyoruz. Kesinlikle böyle bir açıklama olmayacak. Neden yapıyor peki? Yani bilmiyorlar mı? Anlat işte niye? Ya bütün dünya böyle yapıyor. İkinci Dünya Harbi'nde. Hayır işte ama yapmamalarını yani şimdi bu ben çok ya, önemli bir kurmay subay olmaya belki gerekmiyor bile değil mi bu anlattığınız? Yani burada nasıl oluyor da ben çok şaşırdım. Sözcü. Bu kadar moral bozucu bir açıklama. Bir rütbeli olacak. Yanında psikiyatrlar, psikologlar, sosyologlar, halkla iletişim uzmanları olacak. Daha önceden bu metni alacaksınız. Fakat bir rütbeli sunacak. Hem bizim gazeteci hem yabancı gazetecilere sunacak. Bu çok önemli. Şimdi böyle bir ifade yazdınız mı siz? Yazdınız. Orada kaç kişi var? Diyelim 10 binler, 20 binler ne kadarsa. Bütün onların Türkiye'de şeyleri yok mu? Eşi, çoluğu, çocuğu, annesi, babası, yeğeni, teyzesi, halası, dayısı. Duydu mu? Herkesin meraklandı mı? Yani milyonlarca kişiyi meraka soktunuz mu? Bunu dediğiniz an. Bunu söyleyebilirsin. Ama öyle bir şey. Yani kendileri temas kurulamamıştır. Bir daha kendileri temas kurulamamıştır. Belki bunu bile söylemiyor ama temas kurulamamıştır. İki gün sonra söylese yani bunun hani ya. Çok böyle... Ben şey sansür uygulamasın ama bu kadar moral bozucu biçimde açıklanması beni çok rahatsız etti. Ya profesyonellikle ilgili bir konuyu konuşuyorum. Bir de şu var. Sakına sakın. A partisinin sözcüsü, B partisinin sözcüsü, başbakan yardımcısı o kesinlikle vermemeniz lazım bu bilgiyi. Konuşacak adam yani böyle bir şeyde yani bir, ikinci dünya bilir en böyle pratik örnekler yani işler Kuzey Afrika cephesi, ister Akdeniz Harekat Alanı, ister Avrupa Harekat Alanı, isterse Rus Harekat Alanı, hangisi? Bunun şeyini vermeyeceksiniz.
ben ne veriyorsam o gösterilecek. Mesela o ÖSASA'yı tabii giremedikleri için ÖSASA'yı gösteriyorlar sadece. ÖSASA'yı gösteriyorlar değil mi? Onu gösteriyorlar. Ya onların görüntüleri şey değil. Yani bir insan üzerinde ellerinde şeyler şöyle akıllı telefonlar vesaire bir şeyler falan göstermeyeceksin. Bunun özgürlükle falan ilgisi yok. Özgürlükle özgürlükle bunun ilgisi yok. Dışarıda konuşmak için yani propagandan, bunların hepsi propagandadır. Yani silahlı bir çatışmada siyasetçi veya asker hangisi sözcüyse konuşuyor hepsi propaganda. Kim konuşur böyle bir şeyde? Ne konuşuldu mesela 2. Dünya Harbi'nde? Bir, Dışişleri Bakanları konuşabilir. Başbakan konuşur. Bir de varsa devlet başkanı veya cumhurbaşkanı konuşur. Bu önemli bu. Yani politik olarak ve şey, psikolojik harekat olarak. Bunlar açıklamada bulunabilir ama bu açıklamalar hepsi geneldir. Haklıyız. Mütecaviz bizi durdurmamız lazım. Burası benim vatanım. Bu bir değil, on değil, yüz değil, bin değil. Ben mesela meşrudur devamlı buna geçiyor. Bizim hak biliyor, hepsi biliyor. Ama ön yargılarını da kıramazsınız bunu söyledik, onu da söyleyeyim. Zor oyunu bozar. Art de böyle bir şey yani. Bu iş kesin yapılması lazımdı. Geç bile kalmıştır. Türk ordusunu çok iyi tanıdığım için biliyorum. Yani erini, uzmanını, subayını, az subayını falan. Kesinlikle bu işi kökünü söküp atacaktır. Şimdi nasıl olacak? O bir merak hoşu. Bakın bir şey dedim ama yani burada bir istihbarat eksikliği ya da bir strateji hatası var mı? Yani bu 10. güne giriyor. İki, Afrin'e geldik diyelim. Yani buraları temizleyerek geldik. O andan itibaren ne olacak? Orası bir şehir. Yo, şöyle. Yani o ne olacak? Şimdi şöyle. O Amerikalılarla Kandil'e bağlı. Yani sonunda bir şekilde geleceksiniz oraya. Yani tamam. Afrin'in önüne geleceksiniz. Afrin'in kuzeyine geleceksiniz. Veya Afrin'in doğusuna. Afrin'in değil mi? Yani batısından Afrin'e geldiniz. Yani güneyi söylemiyorum. Yani o kuşatma demektir. Tamam. Bunlar bir karar verecek. Kenti savunalım mı? Yoksa PKK'nın zayi olmayan gücünü daha fazla burada zorlamayıp Membiç'e çekelim. Yani belki şu anda Afrin'in boşalıp boşalmadığı konusunda mesela bizim bilgimiz yok. Belki de onun için böyle bir savunma hattı gibi bir şey yapıp oyalıyorlar. Onlar da babam gidiyor şimdi, belki bilmiyoruz ki. Burada şey çok önemli. Çünkü burada Can kalmaların şey bir anlamı önemli. Yok. Yani orada mukavemete, direnmeye aynı ya şu 9 gün olduğu gibi bir savunma hattında nizami bir ordu gibi çarpışmaya devam edelim mi? Edelim mi? Ama öyle bir gücü yok şu anda gördüğümüz. Yani bir düzenli ordu gibi değiller. Nasıl düzenli? Ya gerilla savaşı veriyor orada işte. Yok gerilla savaşı vermiyor. Öyle mi? Hayır. Yaptığı şey düzenli ordu bu. Ben hendek kaçmışım, beton dökmüşüm. Hiç ayrılmıyorum oradan. Yalnız böyle bir şey, şöyle bir yanıltıcıdır. Bu PKK şimdi oralarda görünüyor ya, senin ön hattında görünüyor. Yani sen, ben bu sızar geri hatlara da gelir. Tabii. Yani Kuzey Irak'a operasyon yaparsınız. Kampları yerle bir etmişsinizdir. Yani siz şeydesiniz, PKK'nın kamplarında daha ileridesiniz. Ben arkada söyleyeyim, yani Güven Dağı'nda bizim rolelere saldıran bir ekip çıkabilir karşınıza. Bir de bu sızma yapma şeyleri var. Tersine bunu bilirler. Yani yıllardır yaptılar bunu. 35 yıla yakın süren bir mücadele bu. Tabii yani böyle halleri vardır onun. Gelir arkadan oraya saldırır. Hani siz oradasınız. Bu arkanıza gelir. Yani Güven Dağı'nı, Hakan Tepe'yi bizim roleyi niye kapatmak istiyor? Çünkü o olmadan konuşamıyoruz. Yani 76 kilometre cephe. Yani bölük komutanıyla konuşacaksın, tabur komutanıyla konuşacaksın. Bilmem Tugay Komutan Yardımcısı'yla konuşuyor. Biliyor. Bu roleyi ortadan kaldırırsam roleyi, yani harekat tamamen şey olur. Off durumuna gelir. Yani irtibat. Yani muharebe idare etmek demek. Rapor demek. Yani bölük komutanı, tabur komutanından raporlar alacağım ki öyle zaman vardır. Bir kampta. 32 yerde çarpışma olur aynı anda. 32 yerde bir kampta. Kamp dediğimde Avaşin. Yani Mezikareler kampı. 32 yerde. Bunu sağ tarafında ZAP vardır. Sol tarafında da Basyan vardır. Buralarda şey araziler. Çok dev ve şeye müsait
kayalık dağlar. Şimdi bilirim yani şu yok edeyim. Role olmadan konuşamam. Kesik kesik arazi nasıl konuş? Yani telsiz melsiz falan. En iyi telsizleri getir. Hiçbir şey olmaz. Biliyor. Gelir onu yok etmeye çalışır. Verdiğim gerçek bir örnek. Tabii. O sizin arkanıza geçmesi lazım. Geçer. Sızar geçer. Bu bilinen bir şey. Yani bu, yani bu bütün askeri tarih öğrencileri bilebilir. Yani bu tip mücadelede bunu yapabilecek. Şimdi Afrin de bunu deneyebilir. Çok rahat yapar. Belki de yaptı. Yapmadıysa da yapacaktır. Ama benim söylediğim çok daha önemli. Sınır hattından itibaren sanki nizami orduymuş gibi yaptığım, yani kabul ettiğim muharebe tarzını, bu kabul etmek şu, sizin isteklerinize uygun, yani sizin koşullarınıza uygun muharebeyi kabul ediyor veya çatışmayı kabul ediyor demektir. Etmemesi lazım. Etmedi bugüne kadar. Şimdi ediyor. Çünkü kendisinin ordulaşma safhasına geldiğine inanıyor. Kim yaptı bunu? Amerika yaptı. Kim verdi bu özgüveni? Amerika verdi. Kim destekliyor? Amerika verdi. Onu bu hale getirdi. Yani bu gayri nizami harbin son safhasına getirdi Amerika onu. Yani artık şey yok. Yani asimetrik savaşmış bilmem düşük yok. Hayır, normal ordu bir ordunun karşısına ordu düzeni al ve şey gibi. Yani klasik savunma tertibinde gücünü kanıtla. O zaman Afrin'in kapısına geldiğimizde ne olacak? Afrin'in hani, kapısı şu olur. Yani ya, Afrin'de şu olur. Afrin'de şu olacak. Şu dediğim önemli. Bir karar verecekler. Karar. Kim verecek kararı? Bir daha söylüyorum. Cemil Bayık başta olmak üzere Kandil'dekiler ve Amerikalılar verecek. Bir, Afrin savunulacak. Sokak sokak. Mahalle mahalle. Ev ev. Apartman apartman. Hayır. Çıkacağız. PKK'nın geri kalan gücü neyse daha fazla kayba sebep olmamak için bu güç Membiç'e Fırat bölgesine aktarılacak. Çünkü önümüzdeki zamanda o güce ihtiyacımız var diyecekler. İki tane yol var. Türk ordusu bu işi şey yapar. Elinde sonunda söküp atacak hepsini. Peki şeyin içinde ne kadar şey yapmışlar? Yani şimdi bu anlattığınız dışarıda düzenli ordu gibi. Peki şehrin içinde düzenli ordu gibi nasıl bir şey almış olabilir? Onu şöyle... Güneydoğu'da denedi onu biliyorsun. 5-6 i̇şte söndekler aynısını falan. Aynısını yapacak. Mayınlayacak. Bu bir tuzakları kuracak. Çatı katlarına keskin nişancıları yerleştirecek. Böyle kritik kavşaklara makinalı tüfek kimlerini koyacak. O zaman ne kadar zor olur? Yani şimdi... çok zor olur. Çok zor. Yani şöyle, neden? Afrin o Güneydoğu'daki şeylerden çok daha büyük bir yerleşim ve nüfusa sahip. Orada o şu, o eğer bu kararı alırlarsa şu, bütün dünyaya PKK'nın ne kadar şey yani direnci, azmini olduğunu, iradesi olduğunu kanıtlamak isterlerse, bu çok önemli. Onu kanıtlamaya çalışıyorlar şu anda. Ya bütün Avrupa biliyor, biz burada ne, gazeteler ne yazarsa yazsın, onların şey değişmez. Ön yargısı değişmez. Sen ne dersen, mesela bu Fransa... Harekatın ikinci, üçüncü günü durup dururken niye Birleşmiş Milletler Konseyi'ne gideyim dedi? Niye dedi? Şey bu aynı. Efendim kızım sana söyleyeyim, gelinim sana anla. Gidiyor hemen neymiş insan hakları falan. Hayır. Yapma diyor. Sınırla diyor. Bütün açıklamalar böyle. Şiddeti azalt diyor. Ne demek şiddet? Yani bir defa savaşta şiddeti azaltmak yani bu komik bir şey. Yani savaş başlı başına. Yani savaş İlk olarak başlı başına sürat ve şiddettir. Ve savaş zarifleştiremezsiniz. Yani hiçbir zaman dilimiz savaşı zarifleştiremez. Böyle bir şey yok. Yok böyle. Bu tür 5000 yıllık yazılı tarihi var. Her yerde söylerim. Bu 5000 yıllık yazılı tarihte 236 yıl sadece barış içinde yaşamış. Başka barış veren yaşadığı yok. Eğer savaş konuşulacaksa, silahlar konuşulacaksa bunun esas sebebi nedir biliyor musunuz? Bu insan denilen türün açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğüdür. Savaşmaya bunu bileceksiniz. Bir, savaş hazır olacaksınız. Savaşı hızla bitireceksiniz. Kısa, savaşı uzattığınız sürece. Biz mesela PKK işini uzattık. Uzattık yani. 34 yıl oldu. Uzatmayacaksınız. Neden? Başta ya yani 3 tane çapı olacak. 2 tane orada geçiyor. Bilmem 10 tane bilmem.
şeyi anlayamadı. Yani tehdidin nerelere geldiği, altında yatan ne, işin ne yapmak istiyor bunlar ve bu adamlara karşı nasıl bir askeri örgütlenme yapacağız, nasıl bir istihbarat yapılanması yapacağız, nasıl bir silah sistemlerine ihtiyacımız var, nasıl bir sevk idarede komutan ve muharebe önderi lazım. Bunlar ama işte ta 84 yıllarına giden şeyler. Oradan atladı oraya, oradan oraya atladı, oradan oraya atladı, oradan oraya atladı. Eğer savaştaysanız, galibim demeniz için, zaferi kazandım demeniz için, karşındaki savaş örgütü neyse karşındaki, adı düşman değil, rakip değil, hasım değil, onun örgütünü tamamen yok etmeden savaşı tarihte kazanımız, savaş falan yok. Bir ara vermek durumundayız. Bundan sonraki bölümde de özellikle doğuya doğru gelip Amerika ile olan ilişkiler ne olacak? Çünkü onu şu anda herkesin en çok herhalde merak ettiği odur. Onları konuşacağız. Değerli izleyiciler, Osman Pamukoğlu ile birlikteyiz bugün. Reklam aramızı biliyorsunuz. Saat başına doğru tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Halk Kitap Evi'nin sunduğu Yazı İşleri devam edecek.